Coğrafi işaretli muska baklavamız Sivrihisar'ın geleneksel baklavasıdır. Sivrihisar unundan, nemani suyundan, annelerimizin, eşlerimizin göz nuruyla ince ince açtıkları 40 kat ince ince yaptıkları, şerbetini verdikleri, cevizini içine koydukları çok güzel bir coğrafi işaretli muska baklavamızdır. Sivrihisar baklavası bizim çok eskiden beri düğünlerimizde, bayramlarımızda devamlı bulunduran, ikram ettiğimiz bir baklava türü. Eskiden evde annelerimiz oturuyordu, kız kardeşlerimiz oturuyordu. Bu kat kat, belirli katlarda yukarıya açarak yapıyorlardı, kesiyorlardı. Bu hem kuru olarak da kahvaltıda yenebiliyor, hem şerbetli olarak da tatlısını yiyebiliyoruz. Baklavanın yapılışı bir gün önceden biz hamurunu kararız. İçine nişasta katarız, yumurta katarız, yağ, yoğurt, yumururuz. Ondan sonra bunu dinlendiririz biz. Ertesi gün açarız böyle. 20 tane sereriz, keseriz onu. Cevizini koruz kare şeklinde, cevizini koruz o muska şeklinde kıvırırız. Tepsiye şekil şekil yaparız, kızartır. Şerbetini de dökeriz üstüne. Afiyetle yenir. Muska baklava bu. Vallahi eskiden annemizin zamanında böyle ateş yakıyorlardı. Kemire ateşi böyle hani basma boyunları şeyinde. O ateşi yakıyorlardı. Saçlarımız var, yuka yaptığımız saçlarımız. Böyle siniye döşüyorlardı, baklavayı siniye döşüyorlardı. Ateşi altına koyuyorlardı, üstüne de saç kapıyorlardı. O saçın üstüne de ateş koyuyorlardı. Öyle kızartıyorlardı baklavayı. Eskiden öyleydi. Fırın bulunmazdı köylerde ne de. Öyle kızartırlardı. Yani şimdi kolay her şey. Fırınlar var. Malzemeler bol. Yani her şey bol. Onlar eskinin nerede şimdiki bollukla? Baklavamızın coğrafi işaretlemesini aldıktan sonra baktık talep çoğaldı bayanlarımız da üzerine, baklavamız üzerine. Biz ne yapalım dedik, biz kooperatif kuralım. Bu kooperatif üzerinde bayanlarımıza burs verelim. Kooperatif üzerinden baklavalarımızı veya diğer yöresel ürünlerimizi kooperatif adına yetiştirip, üretip, büyük marketler zincirlerine dağıtarak ülkemizin her tarafına bu zelletleri tattırmak istiyoruz. Herkese ulaştırmak istiyoruz. Annem biz küçükken işte Arife günü olsun, diğer günler olsun yani kalabalık bir sofra olacağı zaman mübarek günlerde komşularla birlikte toplaşır, baklavamızı yaparlar. O zamandan beri baklava evlerimizde var. Eskiden babaannem, anneannem, rahmetlik bunları kara tandırda bu baklavalar kaynatılırdı. Ama şu anda daha teknolojik, daha elektrikli ocaklarda seri bir şekilde ama aynı göz nuruyla aynı ince 40 kat baklavamız aynı şekilde devam ediyor. Kayınvalidemden eşime, eşimden kızıma inşallah bu böyle devam edip gidecek. Hepsi bir şekilde öğreniyorlar.
yapıyorlar. Şimdiki yetişkin kızlar, şimdiki nesil sokulmuyor böyle işlere, zor işlere sokulmuyorlar. İsteriz ki yani bizim elimizden alsınlar. Artık bizim de şey gali, yaşımız geldi. Onlar yani alsalar elimizden iyi olur yani. Tabii ki dışarıdan göründüğü gibi zor ama biz baştan bildiğimiz için bize kolay. Biz bir iki saat denede yani üç tepsi yapıyoruz. Baştan görünüşü tabii ki zor. Böyle sanki zormuş gibi ama hiç de zor değil. Gelip gördükleri zaman kolay. Şimdiki kızlar gelip de senin yanına oturup böyle güzel güzel açmayı yapamıyorlar yani. Onlar eskiden idi. Bizler küçükten özenirdik yapmaya. Gençler gelsin, baklavayı öğrensin, telefonla kaydırmayla iş olmaz. İş öğrensinler, baklavayı öğrensinler, evlerini geçindirmeyi bilsinler. Öyle hep kocadan beklemeyle olmaz. Yeri gelir koca getirir getirmez eve. İnsanın alnının teri gibi yok. Eğer yaparsa bunları evlerini geçindirirler. Dışarıdan gelen insanlarımız yöresel yemeklerimizin yanında muska baklavamızı özellikle soruyorlar, tercih ediyorlar. Baklavamızın çok güzel olduğunu, böyle ağzımıza attığımız zaman dağıldığını ve çok hafif olduğunu, göz nuruyla yapıldığını da bizler izah ettikten sonra çok beğeniyorlar ve kilo kilo hediye götürmeye gayret ediyorlar, alıyorlar. Şu anda fabrikasyonuna daha geçmedik. Şu anda gene ablalarımız el emeri göz nuruyla gün içerisinde taze taze yapıyorlar, hazırlıyorlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.